Okullar açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda okul formaları Aygün Giyim'den. Yıllardır sektöründe öncü firmalardan olan Aygün Giyim, okul sezonuna hazır kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatları ile ilçemizdeki tüm okul formaları Aygün Giyim'de. Aygün Giyim'e uğramadan okul forması almayın. Özellikle çarşamba günleri yoğun olarak kullanılan köy duraklarında bekleyen vatandaşlarımıza mikrofon uzattık. Bakalım vatandaşlarımız neler söylemiş. Problem bekliyoruz bak, bir saattir bekliyoruz burada. Normalde saat kaçta geliyordu? İkide geleceğimiş, bak üç oldu. Ben buraya birde geldim. Çarşamba günleri üçte dese beşte altıda geliyor. Öyle günlerde gelir. Üst üsteneyiz zaten. Ha, sabah gelir kat ayakta, akşam gidiyor kat ayakta. Akşam namazı burada olduğumuz zaman ne oldu? İstemiyoruz biz böyle şey. Yani otobüsler diyorlar, çok geç geliyor diyorlar. Doğru mu? Tabii. Şöyle bir durum var. Bazı günlerde ek sefer olsa çok güzel olacak. Bugün mesela da bugün önemli değil. Ama çarşamba günleri hafta başlarında ek sefer olsa sabahları ve öğlenleri çok iyi olacak. Biz üst üste geliyoruz. Affedersin, erken sileni arasında üst üste bir araba vallahacına şey yapılmıyor böyle. Çok iğrenciliyiz. İnsan bir çarşamba günü bak elimizin poşetinde pazardan ihtiyaç alıyoruz. Götürüyorlar hayvan gibi, bir de köyün orta yerine silkiyorlar bizi. Sizce nereye bırakmaları gerekiyor? Ya öyle bir köyün orta yeri vardır. Bir dolaşmaları lazım. Köyü dolaşmalarını istiyorsunuz siz otobüsle. Nereye götüreceksin evine? Nasıl götüreceksin ev varınca da? Araçlar da yetersiz ama. Yetersiz bile değil. Çok geç. İşte İrezinliğimize. Benim ev görüştü, böyle bir yardım etseniz kuzum. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Yelten'de oturuyorum. İkiniz de Yelten'desiniz. Ben Yelten'li. Benim ev ayrıldı böyle Zeptem'den. Bana bir yardım etmeliler. Sosyal yardım etsene. Başvurdunuz peki bir yerlere yardım almaya diyorsunuz? Abi ya kaçıncı bir şeyim yok. Bir gelir yok, gider yok. Bana bir yardım etsene, bana ve diyor dua için size. Benim bir hani aylığım yok. Yaşantı çok kötü. Buradan yetkililerden yardım istiyorsunuz siz de. Antalya'ya başvurdum işte, Antalya'ya başvur değil. Antalya denilen de yetmeliler beni. Kaçıncı başvurdum ben Antalya'ya? İsterse hele bir evi gösteririm ben size. Buradan da bir seslenin isterseniz kameraya şöyle. Yardım isteyeyim ben. Hiçbir şeyciğim yok. Peki teşekkürler teyzeciğim. Otobüsten konuşacağım. Otobüsten öğlen birden otobüsten bu yana. Otobüs yok. Öğlen birden bu yana geliyoruz. Antalya'dan gezmeye geldik. Birden bu yana bekliyoruz. Ha, üçte mi geçecek, beşte mi geçecek belli değil. Nereye geçeceğiz? Kevzere. Akyer. Yani bu ulaşım uğraşı kolaylaştırdılar diyorlar. Zor. Aynı ki durumda. Eski düzümü yaşatacaklar herhalde. Eşekle hayvanlara yollayacaklar. Yayan. Yani belediyenin kullara el atmasını isteriz. Sizce ne yapılması gerekiyor? Nasıl bir çözüm? Bir saat başına düşürmeleri lazım. Her bir saatte bir araba geçsin. Yarım saatte bir. Bir saatte bir. Siz şimdi yani bu otobüslerin belli bir saati yok mu? Saat kaçta? Askla asabilirler. Gidecekleri, gelecekleri şuraya. Saatler. Saat koyabilirler. Hani öyle bir sınırsız, başıboşta bir yer burası herhalde. Sahipsiz bir yol. İki köy birleşmiş, bir araba sarhalıyorlar. Sabahleyin bir kez büyük köyden araba dolu geliyor, küçük köyün adamı ayakta gidiyor. Yarısı kalıyor. Böyle olmaz. Her köye ayrı ayrı araba çıkması lazım. Yani yeteri kadar araç yok diyorsunuz. 2-3 köye bir araç bakıyor diyorsunuz. 2 köye sabahla bir araba yolluyorlar. O da büyük köyden doluyor araba. Küçük köyün adamı ayakta geliyor. Almıyor, yarıda kalıyor.